Kardeşlerim, bugün size Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duasının faziletinden ve Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasının bu asra bakan cephelerinden bahsedeceğim. Bu dua ile ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor kardeşlerim. Sıkıntıya düşen kimse kardeşim Yunus'un duasını okursa Allah onun sıkıntısını giderir. O dua şöyledir. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden tenzih ederim. Ben gerçekten nefsime zulmedenlerden oldum. Yani kim bu duayı yaparsa Allah onun sıkıntısını giderir diye buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir hadis-i şerifte Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken yaptığı şu dua. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen bütün noksanlıklardan münezzehsin. Ben gerçekten nefsime zulmettim. İşte kim bu duayı hangi sıkıntı içerisindeyken yaparsa yapsın Allah onun duasını mutlaka kabul eder diye buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim, Enbiya suresinde geçen bu duanın kıymetini anlamak için önce Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını kısaca bilmemiz gerekiyor. O kıssada bize ne anlatılıyor kardeşlerim? Hazreti Yunus Aleyhisselam denize atılmış. Büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette iken Hazreti Yunus Aleyhisselam bu duayı yapmış ve bu dua onu balığın karnından kurtarmıştır kardeşlerim. Bu kadar ehemmiyetli, bu kadar değerli bir duadır. Yani Hazreti Yunus Aleyhisselam o dehşetli ve çaresiz hal içindeyken Allah'tan inayet ve yardım istiyor bu duayla. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın bu hadisede gece fırtınalı, deniz dağdağlı ve okyanusun içerisinde bir balığın karnında her taraftan ümit kesik bir vaziyette beklediği bu hadisenin içerisinde geceye, denize, balığa hükmü geçen bir zata iltica etmesi tevhid akidesinin ta kendisidir işte kardeşlerim. Tevhid akidesiyle dua ettiği için Allah onu balığın karnından kurtarmıştır. Yani nasıl kurtulmuştur tevhid akidesiyle ne demek istiyorum kardeşlerim? Hazreti Yunus Aleyhisselam şu duygularla dua etmiş. Geceyi yaratan sensin, gündüzü yaratan sensin, beni yaratan sensin, bu koca okyanusu yaratan sensin, bu balığı yaratan sensin, her şeyin maliki sensin, sahibi sensin. Rabbim senden izinsiz bu kainatta bir yaprak bile düşmez. Ben şu koca okyanusta milyonlarca balıktan bir tanesinin içerisinde hem hava karanlık ve fırtınalı olduğu bir zamanda her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Rabbimden beni kurtarmasını diliyorum. İşte bu duygularla dua etti Hazreti Yunus Aleyhisselam ve Allah onun bu duygusu hürmetine onu balığın karnından kurtardı kardeşlerim. Kardeşlerim, biz de bu duayı Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı duygularla katılacağız. Çünkü biz milyon defa daha ziyade bu duaya muhtacız. Çünkü bizi de nefis balığı yutabilir. Çünkü bizim gecemiz istikbal, bizim denizimiz dünya, dünya dağdağlı. Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnında kalsaydı 60 senelik hayatı biterdi. Bizi ise eğer nefis balığı ya da günah balığı ya da dünya balığı yutarsa ebedi hayatımız gidebilir kardeşlerim. Bu yüzden biz bu duaya Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan 1000 defa, 10.000 defa daha ziyade muhtacız kardeşlerim. Bizim gecemiz istikbal, okyanusumuz dünya, balığımız da nefsimizdir. Geleceğimiz garanti altında değildir. İmansız da kabre girebiliriz. Rabbim hepimizi öyle bir akıbetten muhafaza etsin kardeşlerim. İşte bizler içinde bulunduğumuz bu durumu bileceğiz. Kaldıracağız ellerimizi. Allah'ım her şeye hükmü geçen sensin. Allah'ım bizi nefis balığının karnından kurtar. Allah'ım bizi dünya balığının karnından kurtar. Allah'ım bizi günah balığının karnından kurtar. Bizi sahili selamete çıkar. Bize maddi manevi rızıklar nasip eyle. Her şeye hükmü geçen sensin. Denizin dibindeki bir böceğin rızkını gönderen sensin. Bütün mahlukatın kalbini çalıştıran sensin. Bütün mahlukatın ihtiyaçlarını gideren sensin.
sensin, malikimiz sensin, sahibimiz sensin, yaratan sensin, yaşatan sensin. Senin ilmin nihayetsizdir, sen bizi bizden daha iyi biliyorsun ey Rabbimiz. Biz sana muhtacız ey Rabbimiz, ey malikimiz, ey sahibimiz. Biz biliyoruz ki sen murad etmedikçe hiçbir hayır bize isabet etmez. Biz biliyoruz ki sen murad etmedikçe hiçbir iyilik bize isabet etmez. Halimizi sana arz ediyoruz ey Rabbimiz. Bizim hakkımızda hayırlı olanları bize nasip eyle. Bizi nefis, dünya ve günah balıklarından kurtar ey Rabbimiz, bizi sahili selamete çıkar ey Rabbimiz diye dua edersek kardeşlerim, Rabbimiz o duayı kabul eder. Senin bahtına düştüm. Benim bu çıkmazdan ancak sen kurtarabilirsin. Çünkü sen mukaddes ve münezzeh bir ilahsın. Yani sen sonsuz ilim, irade ve kudret sahibisin. Senin bir emrinle balık denizaltı gemisine, fırtınalı deniz sükunete, zifiri gece de mehtaplı bir şekle döner ey Rabbim. Çünkü vahid olan, ehad olan, bir olan sensin ey Rabbim duygusuyla, düşüncesiyle dua edersek kardeşlerim, Rabbimiz o duamızı kabul eder. Size tavsiyem kardeşlerim, bu duayı bol bol yapın. Yani senden başka hiçbir ilah yoktur, seni eksikliklerden uzak tutarım, ben gerçekten nefsime zulmedenlerden oldum duasını sık sık yapın kardeşlerim. Ve bu duanın peşinden de Rabbimizden af isteyin, rızık isteyin, bereket isteyin, şifa isteyin. Nefis balığından sizi kurtarmasını isteyin. Rabbimiz mutlaka sizin duanıza cevap verecektir kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim, içinde bulunduğumuz durumu hatırlayalım. O duaya Hazreti Yunus Aleyhisselam'dan daha ziyade muhtaç olduğumuzun farkına varalım ve ellerimizi kaldıralım. Bizi yoktan var eden, kalbimizi çalıştıran, gözümüz için güneşi, kalbimiz için cenneti halk eden, bizi bizden daha ziyade düşünen Rabbimize dua edelim kardeşlerim. Bizi affedeceğini vaat eden, bize rızık vereceğini vaat eden, kendisine sığınırsak bizi muhafaza edeceğini vaat eden Rabbimizin dergahına bu dua ile gidelim kardeşlerim. Bu duayı sık sık yapalım. Bu duanın peşine kalbimizden geçenleri Rabbimizden isteyelim kardeşlerim. Sizlere tavsiyem, bu duayı mümkün mertebe sabah namazından sonra, yani her sabah namazından sonra mutlaka 3 kere bu duayı yapın kardeşlerim. Eğer imkanınız varsa, kalkabiliyorsanız bu duayı teheccüd vaktinde de, seher vaktinde de mutlaka yapın kardeşlerim. Çünkü bu makbul bir duadır. Bu dua Hazreti Yunus'u balığın karnından kurtardığı gibi bu dua sizleri de sıkıntılarınızdan kurtaracaktır. Hastalıklarınıza şifa olacaktır. Bu dua sizi muhafaza edecektir. Bu dua sizi nefsin ve dünyanın karnından kurtaracaktır kardeşlerim. Buraya kadar dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için Allah hepinizden razı olsun. Videoyu da paylaşalım kardeşlerim. Belki kalbi kırık bir kardeşimizin kalbine de merhem olur. O da bu duayı öğrenir ve bu dua hürmetine sıkıntılarından kurtulur kardeşlerim.